Merhabalar, hoş geldiniz. Benim için de bir ilk TED konuşması. Salonda olması da ayrıca bu samimiyette çok güzel. Şimdi her şey ihtiyaç haritası ile başladı ve ben ihtiyaç haritası için aslında buradayım. Ben biraz kısaca kendimden bahsedeyim aslında bu ihtiyaç haritası nasıl oluştu. Çünkü benimle de ilgili bir durum aynı zamanda. Çok küçük yaşta sosyal sorumluluk çalışmalarına başladım ben halk evleriyle. Sonra devamında bu gelişti ve işte okulda da, okullarda da işte ortaokul ve lise hayatı boyunca devam eden çalışmalar oldu. Ve İstanbul'a taşındıktan sonra da birçok dernekte çalışmaya başladım. İşte içlerinde TGEV var, AÇEV var, birçok STK'nın da içinde olduğu dernekte, sahada da çalışmalar yürüttüm. Akabinde derken yine başka bir çalışma için Elif Kalan diye bir arkadaşımla tanıştım ve çalışmaya başladık. Aslında bu genç yaşta insanların siyasete atılmasıyla ilgili bir projeydi. Sonra o proje için sahada da çalışmalar yürüttük. Devamında biz Elif'le bu yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarını paylaşmaya başladık. Ama artık öyle bir hal aldı ki hem dizilerden hem işte reklamlardan, filmlerden. Ben birçok sosyal sorumluluk çalışmasına çağrılmaya başladım. Onların video çalışmaları, işte onların böyle hani beyin fırtınası çalışmaları, işte ajans çalışmaları filan birçoğunda hem fikir bazında hem uygulama bazında hem işte bu işe yatkın arkadaşlarımızla birlikte ve güç birliği yapmak bazında birçok çalışmada bulundum. Fakat belli bir zaman sonra yetişememeye başladım ve benim ihtiyacım aslında şuydu. Bu çalışmaları, bu ihtiyaçları, bu sivil toplum örgütlerinin geliştirdiği programları keşke bir bütün halinde görebilsem. Keşke bir site olsa, iller bazında bunu o sitede görebilsem, kim nerede, ne yapıyor? Birileri çünkü bir günlüğüne bir şehre gidiyor. Ya da yeni geldiği bir şehirde o sivil toplum kuruluşuyla bir irtibata geçememiş oluyor falan. Böyle hızlıca irtibata geçirecek bir sistemdi hayalim. Sonra Elif beni Ali Özgür'le tanıştırdı, Ali Özgür Ercan. Kendisi de uzun yıllar sahada böyle çalışmalar yapmış, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapmış. Siyaset bilimi okumuş, üstüne bu konuda master ve doktora yapmış. Aramızdaki tek doktor. Ee, biz dört kurucu üyeyiz aslında. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Elif Kalan, Ali Ercan Özgür e, ve Güler Altınsoy. E, hepsi de çokça çalışma yaptıkları için bu konuda bilgilerdi. Ve biz dedik ki tamam bunun hepsini bir yerde toplayabiliriz. Ali Ercan'ın işte çok da uzun yıllardır çalıştığı ihtiyaç haritası kısmı varmış aslında. Yani harita beyzi, haritanın üstünde bunu görmek. Dolayısıyla benim bu keşke bütün çalışmaları her yerde görebilsek, insanlar bir gönüllülük projesi yapmak istediklerinde bir günlüğüne olsun, iki saatliğine olsun, hizmet vermek istediklerinde bir günlüğüne ya da işte iki saatliğine, üç saatliğine olsun, ayda bir olsun, ayda iki olsun hiç fark etmez, katılabilecekleri bir yapı hayal ediyordum. O yapı Ali Ercan'ın fikriyle, Elif'in fikriyle, Güler'in fikriyle birleşti ve aslında ihtiyaç haritası öyle ortaya çıktı. Bir, bir buçuk yılın üzerinde bir çalışma aslında ihtiyaç haritası. Şimdi ihtiyaç haritası, ihtiyaç haritası diyorum, bu da harita, hazır görmüşken. Üstünde gördüğünüz noktaların bir kısmı ihtiyaç, bir kısmı destek. Şimdi ihtiyaç haritası aslında üç bölümden oluşuyor. Bölüm demek belki yanlış olur ama şöyle, ihtiyacı girmek. Yani diyelim ki işte Bursa'da birisi ihtiyaç girdi, bir tek orada girmemiş bu arada. Eskişehir'de diyelim ki birisi ihtiyaç girdi. Ee, o ihtiyacı görüyoruz yukarıdaki işte bu ihtiyaçlar gibi. O ihtiyacı görüp o ilden destek giriyoruz ya da başka bir ilden o ihtiyacı görüp oraya destek giriyoruz. Ee, ya da işte destek diyelim ki evimizde 300 tane kitap var ya da işte diyelim ki teleskop var ve artık kullanmıyoruz. Ee, onu destek olarak giriyoruz ve hiçbir zaman teleskoba ihtiyacı olacağını düşünmeyen bir okul öğretmeni. Ee, ben çocuklara başka bir dünyanın da var olduğunu görmek istiyorum deyip Diyarbakır'dan o ihtiyacı, o desteğe talep olup e, o ihtiyacını karşılayabiliyor. E, ve bir de gönüllülük var. Hani üç, dedik ya, üç ayrı e, koldan oluşuyor. Gönüllülük esasında şöyle, buraya direkt giriyorsunuz. E, siteye giriyorsunuz. E, bizimle telefonunuzu paylaşıyorsunuz. E, şimdi biraz doğrulamayı da güçlendirmek için ilerleyen safhalarda TC kimlik numarasıyla da e, paylaşıma gideceğiz. Çünkü şu anda hali hazırda daha iki ay olmadan 15 binin üstünde gönüllümüz oldu. Ve bu gönüllüler şu esasla kabul ediyorlar. Bütün bilgilerini paylaşıyorlar. Ve bu bilgileri paylaştıktan sonra da bizim için çalışmayı taahhüt ediyorlar aslında. Ve yaptıkları kurmak istiyordu. 300 kitap gitti. Fakat hesapladığı o 300 kitap değil 250 kitapmış. Oraya 250 kitap sığabildi ve bir kısmı da fantastik kitaplardan oluşuyordu. dolayısıyla o 50 kitabı kendisi ihtiyaç olarak girdi yeniden. Yani bir destek olarak girdi. Yani dolayısıyla ihtiyaç sahibini her zaman ihtiyaç sahibi olarak bırakmayıp tam tersine onun ne verebileceği, onun bu sisteme ne katabileceği, onun bu hayata ne katabileceğini hep sorgulayan ve buna doğru iten bir yapısı var. Bir de şöyle bir şey var aslında, ihtiyaç haritasının içinde herkes kurumsal yapılar içinde çalışıyor. Kimi yönetici, kimisi işte herhangi bir yerden sorumlu, kimi İK. Biz işte onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bu bir örgütlülük ve sürdürülebilir hal olması niyetindeyiz. Onun içinde liselerden tutun da üniversitelere kadar birçok yerde ihtiyaç haritası örgütlüsü oluşturmaya başlıyoruz şimdi yapısı ben geçen hafta Bursa'da bir lisedeydim. O lisenin yapısını kurduk. Onlar başka Bursa'daki diğer liselere ulaşacaklar ve kontrollü biçimde şimdi liselerin hepsinde bir ihtiyaç çevresi örgütlülüğü kurmaya çalışıyoruz. işte geçtiğimiz hafta yine bir ekip olarak İzmir'deydik. İzmir'deki neredeyse işte dört üniversiteyle Yaşar Üniversitesi'yle, Ekonomi Üniversitesi'yle, Ege 9 Dokuz Eylül'le ortak görüştük. E, kiminin zaten halihazırda bir e, sosyal sorumluluk çalışması var ve yürütüyor, e, kiminin hiç yoktu. Şimdi onlarla birlikte yine yapılandık ve içlerinde ihtiyaç haritası ekipleri kurup e, üniversitelerde yapmayı planlıyoruz ve çok da iyi gidiyor. Birçok üniversiteden talep var. E, ve sonrasında da daha yeni bir e, İK e, sempozyumuna katıldık, Periyön'ün. Orada da anlattık ve bundan sonra Ankara'da, Bursa'da, Antep'te e, anlatacağız. E, bu yapıyı kurmak istememiz, yani liseden başlayıp üniversiteye, üniversiteden iş hayatına kadar e, sürdürülebilir bir yapı kurmamız, istememizin sebebi ihtiyaç haritasını hem herkesin tanıması hem de aslında bu online imece diyoruz, bunu, bu online imece fikrini kullanması, yaşatması. Yani derdimiz aslında herkesi ihtiyaç haritası başlığı altında toplamak değil. Herkesi ihtiyaç haritasının bir parçası yapmak ya da ihtiyaç haritasına bir şeyin parçası yapmak. Çünkü şöyle şeyler oluyor, e, birçok şirket... Ee, kurumsal sosyal sorumluluk adına bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat e, ya ihtiyacı olan doğru kişiyi bulamıyorlar ya o kadar gönüllü bulamıyorlar ya bu konuda profesyonel bir destek alamamış oluyorlar. Dolayısıyla ihtiyaç haritası bu projelerin ortak biçimde buluşması için de iyi bir mecra. Ee, bir tarafıyla şunu anlatayım yine gönüllerimiz arasında muhtarlar var. Kaymakamlar, valilikler, belediyeler. E, bunun yanı sıra o illerdeki sivil toplum kuruluşları. Herkesle birlikte çalışabilecek bir yapıya, entegre çalışabilecek bir yapıya sahip ihtiyaç haritası. Bunun dışında çok yaratıcı ihtiyaçlar da gelebiliyor tabii. Kim zaman beyin isteyen de oluyor. PlayStation 4, çocuğuma PlayStation 4 alamıyorum mağdurum bir el atın duruma diyen oluyor. Sevgilisine aşk talep eden oluyor. Bir hak daha talep eden oluyor. Neye dair bilmiyoruz. Ama biz şimdi o taleplerin hepsine bakıyoruz. Ee, Kalabalıkta bir ekipiz ee, ve o ekip aslında onlara baktıktan sonra ihtiyaçları bir adminimiz var, o onaylıyor. Dolayısıyla bu biraz zaman alıyor. Şimdi bu doğrulanmayı doğrulamayı biraz daha kısaltmak için şirketler bazında da çalışmalar yürütüyoruz. Mesela bir banka diyor ki biz 81 ilde bütün şube çalışanlarımızla sizin gönüllünüz olmak istiyoruz. Biz de diyoruz ki bütün şube değil de ikişer kişiyle olsun, başkalarına da hani yer açabilirim bir şirket isimlerini vermiyorum şimdi. bütün depolarını, 45 deposunu bize açıp bu depolarda kitap, yiyecek, gıda saklayabileceğimizi taahhüt etti. Fakat biz mesela ona harcayacağımız enerji yerine diyoruz ki hali hazırdaki bu ihtiyacı biz kargo ile yollayalım. Yani derdimiz aslında büyük tırlar, büyük depolar, büyük kamyonlar işte vesaire onu yönetmek değil. Başta söylediğim gibi insanların buluşma noktası olabilmek, online imece olabilmek, Galiba söylemeye atladığım bir şey daha var, o da para. Bizim üzerimizden hiç para geçmiyor. Ee, biz kimse tarafından desteklenmiyoruz. Dördümüzün ortaya koyduğu bir bütçe var, bu yıl için ayırdığı. Ee, umarım bir dahaki yılda ayıracağız onu. <laughs> ee, o bütçeyle aslında bu proje devam ediyor. Bu projenin doğru biçimde sürdürülmesi için de aslında bir mali planımız ve öngörümüz var. Bununla da bir ilgili yapımız var ama asla üzerimizden para dönmüyor. Kimse bize para bağışlayamıyor. Online imece dışında bir yapımız yok. Onun dışında şöyle bir şey yapacağız, sadece kumbaralarımız oluşacak. O da var olan dernekler üzerinden oluşacak kumbaralar. Dolayısıyla yine bize bağışlanmamış olacak. Eğer o proje bazında bir şey varsa, bir bağış, bir destek varsa, kişi bunu desteklemiş olacak. Ne kadar vaktim kaldı acaba efendim? 10 dakikaya? 1 dakika. 1-2 dakika tamam. Bir de şu tarafını söyleyeyim. Aslında bir kurumla bir çalışma yapmak istemiştik. E, kendileri sahada e, çocuklarla çalışma yapmak istiyordu. E, i̇htiyaç haritasından önce bu örneği anlatacağım size neden önemli olduğunu. Sonra oturduk bana dediler ki işte ya Mert Bey hani biz sizin sosyal sorumluluk tarafınızı biliyoruz. Hani böyle bir 10 ilde biz böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Ben ki tam 10 ilde yapalım da böyle bir çalışma. Bunun yapacak kişi ben değilim. Bununla ilgili kurumlar var. Hani ben ona destek olabilirim falan. Peki dedi biz gönüllü yani gönülleri nereden bulacağız? Nasıl dedim gönüllerden bulacaksın? Sizin şirketin içinde yok mu? E vardı işte onları nasıl koordine edeceğiz? Tamam o dedim hallederiz herhalde falan. Peki çocukları nereden bulacağız? Böyle çocukları vallahi bilemiyorum. Bizim birkaç tanıdık var falan. Dolayısıyla böyle bir böyle bir yapı var. Hani bir iyi niyet var. Hani e, bunu aslında kınamak için de anlatmıyorum. Bir iyi niyet var. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyorlar ama bu konuda organize değiliz. E, dolayısıyla ihtiyaç haritası bunu organize eden, bunun için yol gösteren, Bakın böyle dernekler var bu çalışmaları yapan. Yani çünkü her şeyi ihtiyaç haritası yapmak istemiyor. Mesela öyle bir dernek var ki ya da öyle bir e, site var ki online burs veriyor. Öyle bir site var ki online mimarlık atölyesi açmış ona dair bir şey yapıyor. Diyor ki hani bak kendi okulunu, kendi çevreni düzelt, topla. Bak arızalarını gör. Hani Dolayısıyla biz o paslaşmanın ve onu birlikte yürütmenin, o yapıyı birlikte yürütmenin derdindeyiz. Bu anlamda birçok... Ee, sivil toplum kuruluşuyla şu anda e, görüştük. Onların hesapları olacak pek yakında burada. Ee, böyle devam eden bir yapı. Yani hayal ettiğimiz kadar ihtiyaç haritası aslında. Ve kimsenin de sahibi olmadığı bir yapı. Ee, online imece olarak e, umarım sürdürebildiğini devam edecek. Şimdi sorularınızla ilerleyelim. Şunu da söyleyeyim isterseniz ilk başta. Biz ihtiyaç haritasını çok kuvvetli bir internet e, temeliyle kurmadık ilk başta. Yani elimizden geleni yaptık. Tabii ki her sistem gibi zaafları oluyor ama bunu e, aralığa kadar yapmamızı şuydu, Bu bir beta versiyon. Bu beta versiyonda neye e, izin verdiğini göreceğiz aslında. Ne kadar? Çünkü mesela bir canlı yayına çıkıyoruz, bir konuşma oluyor filan. Daha çünkü yani tamamen tanıtmaya başlamadık. E, i̇nsanlar 10.000 kişi bir giriyor, site çöküyor. E, şimdi o kadar güçlü değil. Yani mesela e, 25 günde bin, 120000 bine yakın insan girdi ilk 25 günde. Sonraki verileri şu anda tam bilmiyorum. Ee, çokça ihtiyaç karşılandı 300'ün üzerinde, ee, şu anda işte gördüğünüz gibi galiba bu online. Ee, 1606 e, ihtiyaç var, 202 destek. Ee, şimdi sorularla galiba benim unuttuğum şeyleri bana hatırlatıp yeniden e, devam etmiş olacağız.